Merhaba Müge, ben. Bugün yapacağımız bu kısa çalışma şu bacaklarınızın, üst bacaklarınızın önüne yönelik bir çalışma. Aynı zamanda bu kalça fleksörü yani omurganızı bacağınıza bağlayan ve yürümenize, koşmanıza yardımcı olan kalça fleksörleri ne yönelik bir çalışma olacak. Geriye açılmalara genelde hazırlanırken hem üst bedenle çalışıyoruz, üst bedeni, sırtı, belki omuzları açma üzerine çalışıyoruz ama bir diğer kısmı da bu geriye açılmalarda rahat olabilmemizin için bir önemli şey de bu bacakların önünün buna izin veriyor olması. Özellikle çok oturuyorsanız, gün içinde çok uzun saatler oturarak geçiriyorsanız ya da farklı sebeplerden bu ön taraf biraz gerginleştiğinde, kısaldığında geriye açılmalarda bizim için biraz daha zorlanma başlıyor. Bazen dizleri hissedebiliyoruz. Buradaki gerginlik dizlerin etrafına yansıyor. Bu yapacağımız çalışma tamamen bu üst bacaklarınızı biraz böyle hissedeceğiniz, hem çalıştıracağınız önce hissedeceğiniz kasları belki ertesi gün biraz böyle hafif tutulmalar olabilir o zaman anlayabilirsiniz çalıştığını. Hem de sonra uzatacağımız biraz esneteceğimiz bir çalışma olacak. Şimdi bunu yandan göstereceğim. Virasana'da oturur gibi başlayalım. Kalçanızın altına bir tane bu şekilde blok koyuyorsunuz. Bu baktınız şimdiden dizlerde problem başladı. İkinci bir blok ya da bir yükseklik alabilirsiniz. Burada daha rahat oturabilirsiniz. Ben şu an tek blok kullanarak çalışacağım. Şimdi öncelikle yapacağımız şeyi set halinde yapacağız. Tekrar edeceğiz. Yapmamanız gereken şeyi göstereyim. Belki bunu bir ayna önünde yapabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeniz açısından. Çünkü size garanti ederim biraz özellikle yoruldukça bozulmalar başlayabiliyor. Yapmamanız gereken yukarıya aşağıya doğru kalkacağız. Genelde şu oluyor. Yukarıya kalkmaya başlarken beden öne doğru düşüyor ve buradan kalkıyoruz. Geriye gelirken kalçayı oturturken üst beden yine öne düşüyor ve oturuyoruz. Bunu yaptığınız noktada üst bacaklarınız çalışmayacak. Ellerinizi, avuçlarınızı şöyle bir araya getirin. Hatta baş parmaklarınız göğüs kemiğinde olsun. İki ayağınızın üstünü yere iyi basıyorsunuz. Eğer şu an zorlanma başladıysa belki bir battaniyenin üzerinde de yumuşak bir zemin olabilir altınızda. Yapacağınız şey hiç göğsünüzü öne düşürmeden ayakların üstünü yere iyi basıp kalkmak. Ve aynen dümdüz bir tahta gibi bacakları hissederek yere doğru oturmak. Ve başlayalım. Nefes verirken yavaşça kalk yukarıya. Ve tekrar sırtı geriye doğru vererek, bacakları hissederek yere gel. Devam. Yavaş yukarıya nefes al. Ve in. Ve bakın hangi ayağınız daha çok çalışıyorsa, ikisini eşitlemek mümkün mü? 3 4 5 Hep göğsü yukarıya doğru düşünün. 6 7 8. Kalça tamamen öne gelsin. 9. 10. Dinlenebilirsiniz. Bacaklarınız burada yanmaya başlamış olabilir. Belki derin nefes alın burundan.
Ağızdan boşaltın. Sıktıysanız kendinizi fark edin. Hangi noktalardan sıktıysanız. Ve bir set daha yapacağız. Bir seri 10 sayı. Bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Tekrar eller göğsün önünde. Sırtı biraz geriye doğru düşünün. Göğüs yukarıya. Ayakların üstü yeri itsin. Nefes ver yukarı. Ve yavaşça aşağıya. Sırtı düşürme. Nefes ver. 2. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. İki ayağın üstü eşit bastığın yere 8. Dokuz. Ve son. On. Çok yavaş. Tekrar dinle. Şimdi altınızdan bloğunuzu alabilirsiniz. Biraz bacakların arkası açılsın. Önce masa duruşuna doğru gel. Bir bacağı geriye doğru uzat. İyice topuğu it geriye. Bacağın arkası uzasın. Sonra sol topuk geriye ve aşağı bakan köpeğe gel. Şimdi dizlerinizi yere koyun ve sağ ayağınızı öne doğru alın. İyice sol dizi geriye doğru yürütüyorsunuz. Burada çoğu zaman sık gördüğümüz şey, bu diz çok önde kalıyor, dizi zorluyor. Bacağı yürütebildiğiniz kadar ayağı yürütün geriye ve sonra göğsünüzü açın. Eller önce bacağın üzerinde. Ellerle itiyorsunuz, göğsü itiyorsunuz geriye doğru, geriye açılmaya hazırlanıyorsunuz. Kalçayı aşağı doğru ağır bırakın. Eğer burada belde çok fazla hissediyorsanız, bazılarımızda biraz bu lordoz, yani belde içine çökme oluyor. Yukarıya kalkın biraz. Kuyruk sokumuzu aşağıya doğru toplayın. Hafif sanki taytınızı yukarıya çeker gibi. Ve buradaki uzunluğu bularak kalçayı aşağıya doğru bırakın. Ve ellerle göğsü itiyorsunuz. Demin çalışan buradaki kas biraz uzamaya başlıyor. Nefes verirken tekrar elleriniz yere gelsin. Sol dizi yerden kaldırın. Sağ ayak geriye plank. Ve buradan aşağı bakan köpeğe gel. Tekrar masa duruşu, dizleri yere koy. Ve bu sefer sol ayağını öne doğru al. Ve sağ dizini iyice yürüt geriye. Kalçayı aşağıya doğru düşür. Yine pelvik tilt diyoruz. Kuyruk sokumunu aşağıya doğru uzat. Nefes ver. Kalçayı aşağıya doğru düşür. Bu dizinle ayak bileğin hizasını kontrol et. Hiç bozulmasın. Elinle itiyorsun göğsünü geriye. Karından yine göğüse doğru uzayarak. Sağ kalçayı öne, sol kalçayı geriye doğru düşür. Ellerle itmeye devam. Ve hep burada ayak parmaklarınızı takılı tutma sebebiniz bacağın içinden uzamayı biraz daha hissedebilmek. Topuğu geriye doğru ittiğinizden emin olun. Sağ topuğunuz geriye, sol ayak hafif matı öne doğru itsin. Yani iki bacak birbirinden ayrılır gibi. Nefes al. Tekrar eller yere gelsin. Dizi yerden kaldır. Önce plank'e gel. Sonra gel aşağı bakan köpek.
Tekrar dizlerini yere koy. Sağ ayağını öne doğru al. Dizin burada rahatsız olmaması için çok önemli bu açı. Kalçanın altında değil, gerisinde. Şimdi eller bacağın üzerine gelsin. Ve buradan bakın. Sol ayağınızı kaldırdınız. Sol elinizle ayağınızı yakalayın. Çok fazla beden yana doğru dönmesin. Öne doğru topluyorsunuz. Ve belki burada kalabilirsiniz. Hatta sağ elinizin altında bir blok alabilirsiniz. Dengede kalmak için. Ve ayağınız flex olsun. Ayağı topuğu bu sefer bu çalışmada çekmek yerine geriye doğru uzatın. Biraz göğüs kafesi de açılsın. Ve aynı zamanda bacağın önünde hissediyorsunuz. Eğer mümkünse iki elinizle yakalayın. Ve ayak geriye doğru kollarınızı çeksin. Nefes alırken göğsü uzatın. Nefes verirken ayak biraz daha geriye. Al nefes, göğsü aç. Nefes ver, biraz daha kolların uzasın. Ayağın geriye doğru çalıştığı için. Ve çok yavaşça önce sağ elini yerleştir bloğun üzerine yere. Sol ayağını bırak, sol el yere gelsin. Ve aşağı bakalım köpeğe. Tekrar dizleri yere koy. Ve bu sefer sol ayak önde. Sağ ayağı yürüt geriye. Sağ dizi yere yerleştir. Bloğun bu sefer bu tarafta, elin altında olabilir. Eğer ayaktan yakalamak mümkün değilse kemer kullanabilirsiniz. Bir kemerle yakalayabilirsiniz. Bakın. Ve iki tarafınız farklı olabilir. Aynı kolaylığı, aynı hisleri beklemeyin. Sağ kalçanız, omuzunuz içeriye doğru, sağ ayak flex. Zaman zaman özellikle stresli olduğunuz dönemlerde biraz daha gerginlik olduğunu görebilirsiniz. Yani değişken, aynı hisler genelde olmayabiliyor. Eğer yine mümkünse sizin için iki elinizle yakalayın. Ve ayak geriye doğru çeksin kolları. Kalça aşağıya, sol kalçayı geriye doğru alıyorsun. Göğüs yukarıya doğru uzun. Al nefes, uzan. Nefes ver. İyice çek ayağı geriye. Ve çok yavaşça el yere gelsin. Ayağı yere koy. Ve tekrar aşağı bakan köpeğe gel. Şimdi dizlerinizi yere koyun. Hazır bacakların önü bu şekilde biraz uzamış ve açılmışken bundan destek alalım. Bir geriye açılma yapalım. Bu hem aynı zamanda buradaki uzunluğa ihtiyaç duyacağımız ve sırtı açacağımız bir şey, çalışma. Virasana'da olacaksınız. Bir tane bu şekilde altınıza blok yerleştiriyorsunuz. Dizleriniz bir arada, ayaklarınız kalça hizasında açık. Şimdi kalçayı bakın düşürdüğünüz yere doğru. Elleriniz ayakların gerisinde yerde. Elleri hafif geriye doğru yürüttüm. Biraz sırtı geriye bıraktım. Kalçayı önce yukarıya doğru kaldırıyorum ve beli kalça etlerini dizlerime doğru uzatarak tekrar yerleştiriyorum. Ve buradan bloğu ayarlayacağım tam sırtın ortasında. Belinizde de değil, boynunuzda da değil, iki kürek kemiğinizin arasına gelecek şekilde. Kalça ileriye doğru uzun, bel rahat. Şimdi ikinci bir bloğunuz varsa bir destek. Onu başın altına bu şekilde koyabilirsiniz. Kollar rahat. Bütün çalışma burada belinizi tamamıyla rahat bırakmak ve kasıklardan ileriye doğru uzamak. Ve aynı zamanda sırtın üstü açılmaya başlıyor.
Bir diğer yapabileceğiniz şey, eğer ikinci bir desteğiniz yoksa ve poza girdiyseniz, elleri kenetleyin, başınızın altına koyun. Yani boyuna koyduğunuz zaman yine baş düşer geriye ve belki bu rahatsız eder sizi. Başınızın altını destekleyin. Önce bir üst beden güzelce ağırlığını bıraksın, yerleşin. Sonra buradan dirseklerinizi iyice toplayın içeriye doğru ve başı ağır bırakın. Yani bu kol hizası önemli. Sonraki Pinça Mayurasana, baş duruşu gibi ters duruşlar için bu omuz dirsek hizasına ihtiyacınız var. Son bir 3 nefes. Yüzünüzü yumuşatın. Kalçanızı sıktıysanız yumuşak bırakın. Belki nefes verişte ağızdan nefes boşaltabilirsin. Ve son kez nefes ver. Önce başı aç, pozdan çıkmak önemli. Ellerin yere gelsin. Ayakların üstünde olabilir, yerde olabilir. Mümkün olduğunca sağa sola bükülmeden dümdüz doğrul. Altındaki bloğu kenara al ve pozdan çıkış nötrlemek aşağı bakan köpekle önce masa duruşuna gel. Bir bacağını uzat geriye, çok derince geriye katlandın. Bacağın arkası şu an buna ihtiyaç duyuyordur. Sonra diğer bacağını uzat ve aşağı bakan köpeğe gel. İyice topuklarını yere doğru it. Eller matı öne doğru iterken kalçanı yükselt yukarıya ve kalçanın arkasından bacakların arkası topuklarına doğru uzun. Ve nefes verirken tekrar dizler yere gelsin ve belini yine rahatlatacak bir çocuk duruşunda. Bu sefer çocuk duruşunda alnınızın altına bir blok alın. Bu şekilde. Ve kollarınızı rahat bırakın. Geriye doğru omuzlar rahat. Bu eğer fazlaysa bu şekilde koyabilirsiniz bloğunuzu. İyice oturma kemikleriniz topuklarınıza doğru ağırlaşsın. Ve nefesi burada demin belki hissettiğiniz bel bölgesine, belin iki tarafına doğru alarak karnı şişirmek yerine sanki belinizi şişirirmiş gibi nefesinizi alın. Son kez burada da nefes boşalttıktan sonra kollarınızı ileriye doğru uzatın. Ve çok yavaşça elleri geriye doğru yürütebilirsiniz. Namaste.